Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. Bu görsel dersimizde veri dosyaları yani data file'ları inceleyeceğiz. Bunun için Administration sekmesine geliyoruz. Storage kısmından View Data Files diyoruz. Data Files'te gördüğünüz gibi şu an 4 adet data file'ımız var. Bunlar sırasıyla CSS, AUX, System, Undo ve Users. Users, örneğin Users kullanıcılarla ilgili verilerin saklandığı tablespace. Diğer Undo'ya gelirsek, Undo commit edilmemiş bir sorgunun database tarafında, veri tabanı tarafında saklandığı dosyadır. Örneğin ne için işe yarar diye soracak olursak, şu şekilde, örneğin bir sorguyu gerçekleştirdik fakat sorguda bir hata meydana geldiğini gördük. Örneğin ver filtresini uyguladık fakat geri alacağız. Hani rollback dediğimiz sorguyu çalıştırmamız gerekiyor geri almak için. Bu geri alma işlemini bize sorusu şu şekilde gerçekleştirmek için kullanılan tablespace'in adı undo'dur. Yani gerçekleştirilen işlemden önceki verilerin saklandığı yerdir. Bunu geri aldığımızda ise burada bulunan veriler tekrar o sorgunun öncesindeki hale getiriliyor. Yani buradaki verilerle biz o hatamızı telafi etmiş oluyoruz. Tabii birkaç yararı daha var. Örneğin flashback kullanımında, Oracle flashback kullanımında veri tabanını istediğimiz tarihe geri almak için kullanılır. Bütün bilgiler Undo'da saklandığı için örneğin 10 gün öncesi ya da belirlediğimiz bir tarihe geri almak için bu Undo tablespace'deki verileri kullanarak yapılır bu işlem. Burada flashback deniyor zaten. Ve users, işte kullanıcıların bütün bilgilerinin saklandığı bölüm diyelim. Sistem de aynı şekilde sistem tablolarının ve view'lerinin vesaire gibi sistem yönetimiyle ilgili olan yapıların saklandığı tablespace. Bunların maksimum alanları, işte kullanılan ve kullanılabilecek bütün bilgiler burada. Bunu bir önceki videoda göstermiştik zaten. Burada tabloları görmek istersek, pardon, dosyaları görmek istersek kopyaladık. Herhangi birinin XE'ye kadar olan bölümü kopyalıyoruz ve gördüğünüz gibi DBF uzantılı dosyaları gördük. Bu database file demek. Yani database veri tabanı dosyası. Evet, Oracle veri tabanı data file'ler ile yönetilir bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.